Merhaba arkadaşlar. Şans eseri gördüğüm bir özellikten bahsedeceğim Dakar tarafında ve gerçekten eğer kullanan varsa hayatını bayağı bir kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Dakar'a iki tane AI ile ilgili temel mekanizma gelmiş. Bunlardan bir tanesi MCP Toolkit, diğeri de yapay zeka modellerini şöyle tıklayalım. Aynı ollamada olduğu gibi indirip kullanmamıza olanak sağlayan ve bunu tamamen Docker'ın içerisinde yapabildiğimiz bir e, özellik. İkisi de çok güzel. Öncelikle şu elelen meselesine bir göz atalım. Sonrasında da MCP Toolkit mekanizmasından devam ederiz. Şimdi Docker'ın ne olduğunu anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama kanalda Docker'la ilgili 3-5 tane video bulabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız ve bir geliştiriciyseniz Docker'ın ne olduğunu öğrenmeniz ve gündelik hayatınızda kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şöyle Ducker Hub'a tıklayalım. Aslında dediğim gibi ollamadan çok bir farkı yok. Tabii eğer Ducker gibi büyük ve ekosisteme hakim bir uygulamaysanız özellikleri içeri yedirmeniz özellikle bu tarz şeyleri yedirmeniz çok daha şık ve kullanılabilitesi daha yüksek oluyor. Direkt Ducker Hub geliyor önümüze ve burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü model bulunuyor. İstediğimiz herhangi bir modeli seçip pull deyip bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Ben indirmeyi beklememek için bir tane sanırım Lama 3'ü indirmişim ve model gördüğünüz gibi bilgisayarımda çalışır vaziyette. Bir konteyner şeklinde çalışıyor yine muhtemelen arka tarafta. Burada chat ekranı da var. Dediğim gibi test edebiliyorsunuz. Şöyle kendimi birazcık koru alayım. Burada inspect ve request'lerin gidip geldiğini gördüğünüz sekmeler de mevcut. Şöyle bir şey yapalım. Hi... Neydi bunun adı? Lama diyelim bakalım ne diyecek bize bir şey diyecek mi? Tabi buradaki performans tamamen sizin bilgisayarınızla ilintili. Onu da söylemiş olayım. Ne oldu? Cevap vermiyor. Ne anlatıyorsun kardeşim ya? Şöyle bir şey soralım. Klasik benim. Do you know view diyelim. güzel. Bayağı bir yavaş çalışıyor bu arada. Tabii bulama 3.2'ni inspect diyelim. Eee size 87'ymiş. 3.21 milyar. Ne oldu? Tekrar buraya döndüm. Chat kayıp mı oldu? Çok ilginç. Ya şey bilmiyorum bu arada. Bu özellikler yeni gelmiş olabilir. Çünkü en son güncellediğimde bununla karşılaştım. Şuraya tekrar yazalım. Do you know ücs diyelim soru işareti ha şimdi daha düzgün gözüküyor güzel nice çok yavaş ya oho bu çok yavaş ya neyse çok önemli. şöyle durduralım bizim olayımız bu değil şurada requestlere bakıyorsunuz burada mesela tabii durdurduğum için muhtemelen hesaplayamadı şuna bir tıklayalım bakalım burada çeşitli Meraklısı için istatistikler var. İşte request nasıl gitmiş. Şu payload da gitmiş. Stream true'ymuş. Bu da bu şekilde kardeşim cevap vermiş. Şuna tıklayalım. Overview. İşte ne sormuşuz ona. Herif nasıl cevap vermiş. 29 token per seconds diyor. Güzel. Bu, bu şekilde arkadaşlar. Burada dediğim gibi şu modelse tıklayalım. İndirdiğimiz bilgisayarımıza modelleri burada görebiliyoruz. Burada request'leri görüyoruz. Burada log'lar var. Ben çok bilmediğim için ne manaya geliyor açıkçası bilmiyorum ama burada yani temperature, ıvır zıvır gibi bilgiler var muhtemelen ya da neyse onlar. Bunu disk sorunu yaşıyorum zaten. Direkt sileyim. Burası bizim Docker'ın içindeki modelleri deneyebildiğimiz kısımdı. İkinci ve daha bence güzel olan kısım MCP Toolkit meselesi. Ben benim MCP ile ilgili Öncelikle MCP model context protokol bununla ilgili de çe çeşitli videolar var kanalda. Onları da açıklama kısmına bırakayım. Meraklısı izlesin. Ben MCP araçlarını kullanamıyorum açıkçası. Zaman zaman aklıma geliyor, görüyorum, denemek istiyorum, deniyorum. Bir türlü prompt yazamadığım için olsa gerek. Prompt özürlüyüm. Onu sık sık dile getiriyorum. Bir türlü meç edip de bu MCP araçlarından yararlanamıyorum. Fakat inanılmaz hızlı bir şekilde büyüyen bir ekosistem bu MCP ekosistemi. Dolayısıyla Duker da burada bize güzelliğini yapmış hatta ben gördüm onu dedim ki ya Ducker Bey ne yapıyorsunuz? Şimdi bu şunu yapıyor katalog var yine aynı şekilde kataloğun içinde bir sürü MCP var gördüğünüz üzere client'lar var yani şöyle düşünün kataloğun içinde MCP serverları listeleniyor client'in içinde de client'lar var İşte ne var mesela cursor var şimdi cursor'ı bağlayacağız biraz sonra. Out kısmında da buraya sizin katalogdan seçtiğiniz uygulamalara göre otantikasyon mekanizmaları otomatik geliyor. Ben GitHub hesabımı bağladım. Onu söyleyeyim. Niye bağladım? Biraz sonra göstereceğim zaten. Client'a e geliyoruz mesela. Cursor'a gelip connect diyorsunuz. Tamam Cursor'a bağlandı bu kardeşimiz. Sonra şu Cursor'un üstüne girip tıklıyorsun. Project'e tıklıyoruz. Diyor ki git bu komutu diyor. Şeyin üstünde çalıştır. Ne derler adına? İlgili Cursor'un içerisinde çalıştır. Ctrl V dedim, Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi şey bağladı. MCP'yi buraya bağladı cursor'a. Şöyle ayarlara gelelim. Cursor settings diyelim. Tools and MCP'ye gelelim. Şunu sileyim. Bir önceki yaptığım denemeydi bu. Gördüğünüz üzere benim lokaldeki Docker'ın içindeki MCP sunucusunu aslında adam geldi buraya ekledi. Şöyle Düzenle diyelim. Klasik MCP konfigürasyonu. Ekstra bir şey yok söyleyecek. Burada da Tool'lar var. Şimdi bunun güzelliği şu. Normalde biz her bir MCP Server'ı buraya artıya tıklayarak ekliyoruz. İşte Figma MCP'si, ne bileyim e, Supabase MCP'si falan artıya tıklaya tıklaya buraya bir sürü MCP ekliyoruz. Diyelim ki bu sadece bizim Cursor'ımız. Başka Client'larımız var. Her bir tanesine bu şekilde konfigürasyon yapıp işte bunun otantikasyonu var. Eğer bilgisayarımızı da uyduruyorum. NPX yoksa NPX'i kurmamız gerekiyor vesaire vesaire. Fakat takır şöyle diyor. Hiç sen bununla uğraşma. Ben bunu orkestrate edeceğim. Sen sadece beni ekle. Sonra gel diyor. kataloğa, katalogdan seç. Ee, i̇şte burada şey görmüştüm ben. Ha Playwright var mesela. Playwright biliyorsunuz bir aslında tarayıcıyı kullanıp uygulamamızı, web uygulamalarımızı test etmemizi olanak sağlayan bir kütüphane. Bu da onun MCP'si. Add MCP Server diyorum. My Server'sa gördüğünüz gibi Playwright eklendi. Arka tarafta şeye gidiyorum. Cursor'a gidiyorum. Otomatik olarak o benim eklediğim MCP sunucusunu otomatik olarak bu eklediğim MCP Server'ın tüm tool'larını burada gördüğünüz gibi listeledi. Ve hiçbir efor sarf etmedim. İşte diyelim ki et Server diyelim tekrar. Zaten bu sekme açıyor. Diyelim burada GitHub vardı. Onu eklemiştim en son. GitHub'a tıklıyorum. Şimdi her Server'ın kendi üzerinde bazı şeyleri var. Konfigürasyonları var. Bazısında hiç konfigürasyon yok. Konfigürasyona tıklıyorum. Benim GitHub hesabımın buraya bağlı olması gerekiyor. Dolayısıyla ben ilk başta söylediğim gibi GitHub hesabımla login oldum, o hakkı verdim. Buradan gelip OAuth'u seçiyorum ya da normal access Token'a da iş yapabiliyorum. Access token'ımı alıp buraya koyuyorum. Sonrasında benim GitHub official MCP server'ım GitHub'daki bilgilerimi okuyabiliyor ve dolayısıyla bunu MCP olarak kullanabiliyorum. Burada 40 tane tool varmış. Overview diyelim. Burada önemli bir şey yok. Yok. Burada çeşitli bilgiler var. Add diyorum. Bak gördüğünüz gibi burası otomatik. Şunu kapatalım hatta. Yenilendi ve ilgili MCP sunucusunun araçlarını burada listelemeye başladı. Dolayısıyla ben artık şeye kör sıra bir soru sorduğunda benim için ilgili MCP'yi bulup ilgili işi yaptırtacak ona. Ben bu kafayı açıkçası çok sevdim onu söyleyeyim. Dakar olmasına şundan dolayı çok sevindim. Bu tip geliştirici araçları merkezileştirmek bana çok e, anlamlı ve mantıklı geliyor. Yani ekstra bir uygulama çıksaydı ve deseydi ki ben böyle bir şey yaptım. Onu kaç kişi kullanırdı? Kaçımız ona güvenebilirdik? Çok emin değilim ama Docker gibi bir markanın bunu yapıyor olması bence çok güzel ve çok da iyi yedirmişler onu da söyleyeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur dediğim gibi çok spontan bir keşfediş ve sıcağı sıcağına size anlatmak istedim bu mekanizmaları. Umarım faydalı olur. Kanala abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir de videoyu beğenirseniz sevinirim. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın.